Merhabalar. Muhasebe fişlerinden hızlı fatura nasıl oluşturabiliriz? Öncelikle hesap planından KDV hesaplamalarını tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi diya logosu üzerine tıkladığımızda ve arama alanına hesap planı yazmamız durumunda muhasebe modülü altında bulunan muhasebe hesap planı ekranımızı çalıştırırız. Örneğin satış faturası gireceğimizi varsayalım ve ilgili hesaplardan olan 600'lü hesapların alt kırılımlarını oluşturduktan sonra, örneğin daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir hesabı inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi beyaz eşya satışlarında hesap cinsimiz stok ve alacak türünde KDV hesabımızın daha önceden tanımlamış olduğumuz ilgili hesap bağlantısını yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştiririz. Bir de birlikte bir kayıt işlemi yapalım. F4 ekle diyerek buraya 600 ana hesabımızı yazdıktan sonra alt kırılımını girerek daha sonrasında açıklama alanına örneğin %8'lik satışlar için kullanacağımız %8'li satışlar gibi bir açıklama belirterek yapacağımız hesap cinsinin stok cinsinde olduğunu, hesap türünü ise alacak türünde olduğunu, daha sonrasında diğer bilgilerimizi tamamlayıp KDV hesap alanımıza geldiğimizde listemize girerek görmüş olduğunuz ana KDV hesaplarından satış yapılacak olan hesaplar olan 391 hesaplanan KDV seçenekleri altında daha önceden tanımlamış olduğumuz 391'li hesaplanan KDV'lerin alt kırılımını görmektesiniz. Bunları her birini %18, 8, 1 ve içerisine incelediğimizde KDV'lerini dahil seçeneklerinde seçmiş olduğumuzu görüyorsunuz. Buradan ilgili 8'li hesaplarda kullanacağımız %8 hesaplanan KDV seçimini yapar ve ilgili bağlantılarını tamamladıktan sonra F2 kaydederiz. Gördüğünüz gibi 2 adet yurt içi satışlarımıza bağlı hesap kaydı mevcutta bulunmaktadır. Daha sonrasında yeni bir sekme açarak arama alanımıza muhasebe yazarak muhasebe fişleri ekranımızı çalıştırıp buradan hızlı fatura girişlerini sağlarız. F4 ekle komutu altında bulunan mahsup fişine tıklayarak görmüş olduğunuz gibi tür alanı mahsup fişi olarak karşımıza gelecektir. Fiş nosu otomatik gelebileceği gibi manuel değişiklik sağlayabilmekteyiz. Belge numaramızı belirleyerek yapacağımız işlemlerin tarihini ve ilgili şubelerini belirleyip varsa özel kod ve diğer alanında bulunan yetki kod tanımlamalarını yapıp durumlarını alacak borç veya alacak artı borç olarak seçebileceğimizi, raporlama dövizi alanında ilgili döviz türlerini seçerek raporlarımıza gösterebileceğimizi biliyoruz. Açıklama alanımıza örneğin bugünün tarihi olan 12.10.2016 satışlarına ait bir açıklama belirleyip kalemler alanına geldiğimizde ve hesap kodu içerisinden hesap planında tanımlamış olduğumuz 600 hesaplardan ilgili satışımıza ait hesabımızı seçip alacak tutarına ilgili tutarımızı belirleyip döviz cinslerimizi belirledikten sonra görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak KDV'yi ayırıp matrahı karşımıza getirecektir. Ve tür alanından satışımızı seçip belge tarihi, fatura tarihi olacak şekilde ilgili tarihlerimizi belirleyip belge numaramızı ise fatura numaramız olarak belirledikten sonra satışını yapacağımız ilgili carimizi listeden seçip ve varsa masraf merkezlerimizi, belge türlerimizi ve diğer belge türlerimizi şeklinde bilgilerimizi tamamlayıp aynı şekilde bir de tanımlamış olduğumuz %8'li hesabımızı getirerek buradan da %8'lik satışını yapacağımız ürünümüzün tutarını belirleyerek görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde KDV dahil matrahımızı getirmiş olacak. Daha sonrasında tür alanından satışlarımızı seçip fatura tarihlerimizi ve fatura numaramızı belirledikten sonra aynı şekilde ilgili satıcımızı da belirledikten sonra F12 tuşu altında bulunan Ctrl artı F4 yani KDV satırlarını getir seçeneği ile bağlantısını yapmış olduğumuz KDV hesaplarını karşımıza otomatik olarak getirecektir. Boş satırımızı aradan silerek görmüş olduğunuz gibi KDV hesaplarını karşımıza getirecektir ve daha sonrasında aynı şekilde F12 tuşu altında bulunan cari hesabı kapat seçeneği ile görmüş olduğunuz gibi satırda seçmiş olduğumuz cari hesabı bize borçlu olarak toplam tutarlarımızı otomatik karşımıza getirecektir. Bu şekilde bilgilerimizi tamamladıktan sonra F2 kaydetmemiz durumunda
Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde mahsul fişimizi kaydetmiş bulunmaktayız.